Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalar genel olarak sakin. Bugünün önemli konusu tabii ki aslında beklediğimiz doğalgaz ve elektrik zamlarıydı. Dün itibariyle konutlarda doğalgaza %30, elektriğe de %15 zam. Sanayide kullanılan doğalgaza %10, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza da %16 zam yapıldı. Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik zam oranı ise %25. Benim hesaplarıma göre bunun Haziran ayı TÜFE'sine etkisi 90 bas puan yönünde olacak. Tabii ki diğer farklı alt kalemlere de yansımasını nasıl olacağını hem Haziran'da hem de Temmuz aylarında görüyor olacağız. Enflasyonda yön yukarı doğru. Tüm dünyada devam ediyor bu şekilde ama bizde biraz daha yüksek şekilde devam ediyor maalesef. Hafta başında size Bloomberg konsensusu olan enflasyonun 3,85 olduğunu paylaşmıştım ama dün Anadolu Ajansı'nın konsensusunda rakamın 5,4'e yükseldiğini gördüm ben. Aynı gruptan mı tahminler alıyorlar bilmiyorum tam olarak ama bizimki de 5,4'tü. Yaklaşık 77,6'ya yükseliyor. Dediğim gibi bu zamlar ve işte geçen hafta aslında gelen alkol ve tütüne gelen zamlarda daha çok Haziran'da kendini belli ediyor olacak. Yani bu ay biz 77,6'ya yükselmesini bekliyoruz. Benim şu anki beklentim Haziran ayı için 84,6'ya yükselmesi. Yani Ağustos veya Eylül ayında da bu gidişle %93-94'lere kadar yükseleceğiz gibi gözüküyor. Yani burada da baktığımda şu anki elimdeki bilgilerle benim tahminim de sene sonu için %71'e yükselmiş oluyor açıkçası. Ama şunu da not etmekte fayda var. Son 3 aydaki tahminlerim yani Eylül, pardon, Ekim, Kasım ve Aralık için oldukça naif gözüküyor bence. Bu dinamikler devam ettiği sürece dediğim gibi petrol tarafında özellikle baskı var. Bizim doğalgaz fiyatlamamız da açıkçası Rusya'dan aldığımız Brent petrolle alakalı ve her 6 ayda bir yenileniyor. Yani onun asıl dalgalarını da yine sonbaharda görüyor olacağız. Yani hep herkesin beklediği Aralık ayındaki o düşüş gerçekleşmeyebilir. Ve biz sene sonunu maalesef 3 haneli rakamlara yakın bir yerde tamamlayabiliriz gibi gözüküyor. Yani burada bir dediğim gibi bizim kontrol edemediğimiz faktörler var. Bunlar dünyadaki emtia fiyatlarının yüksek seyrediyor olması. Ama geçen seneden bu yana da işte kur kabaca baktığımızda sadece dolar tarafında baktığımızda 8,80'den 16,50 seviyelerine gelmiş. Yani bir kısmı da oluşan enflasyonda bizim TL'nin değer kaybı. Tabii bunda da yine daha fazla değer kaybı, daha fazla enflasyon yaratma riskini getirecek. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu sene bu. Diğer taraftan dün dış ticaret verileri Nisan için gerçekleşti. Daha önceden zaten bildiğimiz rakamlardı bunlar ama ilk 4 ayda gerçekleşen dış ticaret açığında enerjinin toplam payına baktığımızda 32 milyar dolarlık bir dış ticaret ithalatımız var. Hep ben şu noktayla karşılaştırıyorum onu. Bu sene beklediğimiz iyi olmasını umduğumuz turizm gelirleri geçen sene 25 milyar dolardı. Bu sene inşallah 32-33 milyar dolar olur. Rusya ve Ukraynalıların olmadığı bir senede biraz zor ama o seviyeye yükselse bile
4 aylık enerji faturamız kadar açıkçası. Çok bizi zorlayacak bir nokta enerji fiyatlarının yüksek seyrediyor olması. Dediğim gibi marjinal olarak ekonomiye katkısı çok fazla olmuyor. Daha fazla üretemiyoruz enerji fiyatları daha pahalı olduğu için. Aksine marjları düşürücü bir etkisi var ve tasarrufları azaltıcı. O yüzden bu iki nokta özellikle TL'nin seyri konusunda bize önemli işaretler veriyor zaten. Yani henüz bir paket açıklanmadı. Dün akşam yine işte Haziran'ın iki haftasında yeni bir paket açıklanması bekleniyor. Bu paketin içinde neler olur? Yani birincisi benim tahminim büyük ihtimalle zaten ilk 5 ayda tamamen enflasyona karşı eriyen yıl sonu zamları için özellikle kamu tarafında bir tekrar ücretlerde iyileştirme çalışmalarının olduğu, zaten emeklilerin kendi ve kamu çalışanlarının otomatik olarak geldiğini biliyorsunuz. Ama özel sektörde de bu tip çalışmalar olacaktır. Çünkü hani toplamında senenin biz %70 ortalama bir enflasyonla iyi ihtimalle kapatacakmışız gibi gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi bunun yeni zam dalgaları getirip getirmeyeceği ne görüyor olacağız. Ama ben Temmuz'da da mesela elektrik tarafında beklerim. Ben hala hanelerde kullanılan, yani evlerde kullanılan elektriğin %60-70 gibi sübvanse edildiğini hesaplıyorum kabaca. Onun da zaman içinde dediğim gibi siyasi bir etkisi de olduğu için direkt etkilediği zamanı yayarak yapmaya devam edeceklerdir. Yani bu sene de daha sonra yapacağız. Doğalgazda da mecburen tekrar kullanım sezonunun yükseldiği Ekim ayından itibaren daha yeni zamlar görebiliriz. O yüzden enflasyon gerçekten 3 haneye ulaşırsa ben çok şaşırmayacağım şu noktadan sonra. Bugün bunlar arkadaşlar benim söyleyeceklerim. Hepinize iyi çalışmalar. Merhaba herkese. Piyasalara baktığımızda biz küresel piyasalardan daha olumlu bir havada yükselişlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Endeks dün kapanışını 2447 seviyesinde gerçekleştirdi. En yüksekte 2553 seviyesini gördü. Endeksin yine yeni güne yatay hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2562, yani tarihi zirve seviyemiz olan bu noktalara doğru yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Burada kritik bölge, tarihi en yüksek seviyemiz, bu noktayı kırması durumunda piyasada yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Burada yukarı yönlü hareketlerde 2570 ve 2590 ve üzerinde de 2600 seviyesi takip edilecek noktalar olarak karşımıza çıkacaktır. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 2520 ve 2500 ana destek noktamız. Açıkçası 2500 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece çok yoğun bir satış baskısı beklemiyoruz. Zaman zaman olabilir. Küresel piyasalarda işte ABD dün negatif kapattı. Avrupa genel olarak satış baskısı altındaydı. Eğer onlar bugün vadeleri arttı ama yeniden eksilenirse biz de biraz zaten son 4-5 işlem gündür yükseliyoruz diye bir kar satışı görebiliriz ama bunları çok yoğun ve sert olarak göreceğimizi düşünmüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Hisse bazında bakacak olursak bu tarafta Tüpraş'ta olumlu hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Yine Koç Holding'de pozitif hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Alarko geçtiğimiz günlerde teknik öneri de vermiştik. Orada yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz açıkçası. Dün bankalarda özellikle Yapı Kredi'de bir hareketlilik vardı. Hızlı bir şekilde 4.71'lere kadar yükseldi. Açıkçası 4.50'nin üzerinde kaldığı sürece Yapı Kredi'de 4.80'ler hedeflenebilir diye düşünüyoruz. Genel olarak küresel piyasalardan daha olumlu ayrıştığımız günler devam ediyor. Bunu dikkat etmekte fayda var. Benim diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum.
Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.